Özellikle bazen çok basit uygulama hatalarından dolayı birçok kaybımız oluyor. En basit işte buzağı örnek verdik veya şu an küçük başı belk işliyoruz. Benim de çalışma alanım o. İlk önce bir müfredat yazdım. Yani yenilikçi eğitim müfredatı dediğimiz birinci çıktığımız buydu bu Erasmus projesinin. İkincisi sütçü sığırların refah değerlendirmesi ve iyi uygulamalar. Yani bir düşünün, bir süt sığırında barınaktan tutun, yem, beslenme, su ihtiyacına kadar teknik özelliklerden tutun, refah değerlendirme bir protokol Avrupa Birliği'nde. Yani kafanıza göre bir bilgi değildir bu. Orada öyle bir hayvanın başına düşen işte 6 santimetre kare bir suluğun olması, işte 100 hayvanınız varsa 6 metre gibi teknik bütün özellikleri biz orada vurguladık. Besi sığırlar ile ilgili yine refah değerlendirme ve iyi uygulamalar el kitabı. Buzağı refahı ve korunması ile ilgili bir kitap. Keçi ayrı bir kitap yazdık. Keçi refahı ve iyi uygulamaları ve koyun. Toplam 6 kitabımız 4 farklı dilde. İngilizce, Türkçe, Portekizce ve İtalyanca olmak üzere her kitabı ve çok saygın bir yayın evimizde ve uluslararası bir ISBN dediğimiz numara alarak yani evrensel bir kitap haline getirdik. Akademik bir dille de yazılmadı, resimlerle. O açıdan belki oradan bazen ufak tefek uygulamada yetiştiricilerimizin yapacağı dokunuşlarla belki biz o kayıpları, verim artışlarını daha iyi bir yere getirmeyi hedefliyoruz. Hayvansal üretimin artması bakımından hayvan refahının çok büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz ve günümüzün konusu bundan sonra hayvan refahı temelinde ilerleyecek veteriner hekimlikte, hayvancılık sektöründe. Bu anlamda bu konudaki proje ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Güzel bir çalışma oldu. Bunun kitaplaşmış olması da, kitaplarının yazılmış olması da çok önemli bir kazanım olarak düşünüyorum. İyi bir kaynak olacak ve umuyorum, diliyorum ki Türkiye hayvancılık sektörünün mesafe alması konusunda katkı sunacağına inanıyorum. Bu proje kapsamında besi sığırı, koyun, keçi, buzağı ve eğitim müfredatı.